İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız ise 0212 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Günah işleyeceksen, İslam alimlerinden olan bu evliya zat bir gün talebesine şöyle etti nasihat. Halis mümin odur ki ödü kopar günahtan, ufak bir günah için haya eder Allah'tan. Kötü bilmez kimseyi, asla etmez suizan. Bunun çirkinliğini bilmiyor çoğu insan. Halbuki bir Müslüman çok nafile ibadet yaparak ömür boyu eylese buna gayret, bunlardan kazandığı o sevapları yine, mesela terazinin konsa bir kefesine, öbürüne de bir tek suizan seyyiesi konulsa ağır gelir iş bu günah kefesi. Çünkü kul hakkı olup vebali çok büyüktür. Ahirete kalırsa tahammülü zor yüktür. Bir günde huzuruna gelerek bir Müslüman nasihat isteyince buyurdu ki o zaman, günah işleyeceksen iyice düşün taşın. Allah'ın gönderdiği bir rızkı yeme sakın. Ona isyan etmeyi düşünüyorsan şayet, onun mülkünden çık da başka yerde isyan et. Hem mülkünde oturup, hem rızkını yiyerek, hem de gördüğü yerde olur mu isyan etmek? Melekül mevt gelince almak için ruhunu, müsaade etme sakın ve yanından kov onu. O Müslüman dedi ki, efendim nasıl olur? İmkan var mı hiç buna? Melek nasıl kovulur? Buyurdu ki, öyleyse tövbe eyle durmadan. Zira ölüm meleği ani gelir çok zaman. Mezarda Münker Nekir ismindeki melekler, gelirse kov onları suale çekmesinler. Dedi ki, ey efendim, kovamam ben onları. Buyurdu ki, öyleyse hazırla cevapları. Bir günde bir Müslüman gelerek bu veliye rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, bir günaha deme sakın bu ufak. Sen onunla Rabbine asi oldun, ona bak. Günahın küçüğü de büyüktür, eyle haya. Çünkü isyan etmektir o da Hak Teâlâ'ya. Birine mektup yazıp buyurdu ki, evladım, ecel hep ardımızdan geliyor adım adım. Hesaba çekilmeden görün hesabınızı. Ölmeden tövbe edip isteyin affınızı. Zira kıyamet günü mazeret kabul olmaz. Tövbe için bugünden müsait gün bulunmaz. Herkes amelleriyle gelir mahşer yerine. İnsanların halleri benzemez birbirine. Ne mutlu şu kula ki çok azdır günahları. Ne yazık şunlara ki arşa çıkar ahları. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya-i kerâmdan olan İbn-i Vefa rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyorlar ki, sakın Allah-u Teâlâ'nın lütfuna mazhar olmuş
ve senden üstün kılınmış bir kimseye haset etme. Çünkü hasedin sebebiyle Allah-u Teala'nın gadabına uğrayabilirsin. Çehren değişip kötü akıbetlere düşebilirsin. Nitekim Adem Aleyhisselam'a haset edip böbürlenerek secde etmeyen iblis melun oldu. İblisin bu halinde senin için bir ihtar vardır buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Aleykümselamünaleyküm hocam. Aleykümselam, buyurun. Hocam hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Allah razı olsun, teşekkür ederiz, buyurun. Cümlemizden razı olsun. Hocam size anlatıyorsunuz gusül abdestinde diş dolgusunu, devamlı biz dinliyoruz diş dolgusunun gusüle mani olduğunu da biliyoruz. Zaten kime söylesen herkes yani inanmıyor, onu da biliyorum ben. Anlattıklarınıza zaten inanıyorum hocam. Allah razı olsun, kitaplarında doğru olduğuna da inanıyorum. Hocam ben bir iki hafta önce, üç hafta önce bağlanmıştım. Cuma günü de ben internetten anlamadığım için o gün de çalışıyordum. Soru sormuştum, cevabını alamamıştım. Yani, hayırdır, neydi? Hocam iki üç hafta önce sormuştum. Hani biz dört arkadaş kahvede oturduk. İşte bir küçük kıza tecavüz olayı vardı. Bir abi yanımıza gelip demişti işte bunun gusülü farklı olur, şunun gusülü farklı olur. İşte ben de demiştim abi dedim olur mu öyle şey, tamam bir günah işlemiştir ama Maliki mezhebini taklit etmedi, sadece diş dolgusunda gusül abdesti değişir. O 12 daha çok değişirdi. Şafii taklit ederse daha değişik alır. Yani o zaman gusül abdesti ben bir biliyorum, onu soracaktım sadece. Yani yok, niyetim sadece değişiklik olmaz diye biliyordum. Hepsinde aynı, senin bildiğin doğru. Tamam hocam, eğer açıklama yaparsanız ben de kendisine değişeceğim. Peki efendim. Tamam, peki, teşekkür ederim hocam. İyi günler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, buyurun. Hocamın müsaadesi olursa birkaç şey söylemek istiyorum öncelikle. Dinliyoruz, buyurun efendim. Hocam, ben sizi yaklaşık 7 aydır takip ediyorum. Zaman zaman sohbetlerinizi işitiyorum. Allah-u Teala'ya can gönülden dua edin diyorsunuz. Hidayet isteyin, doğru yolu göstermesini isteyin. İşte doğru arkadaşlarla karşılaştırmasını isteyin. Allah-u Teala kabul buyurur diyorsunuz. Elhamdülillah, ben hep böyle dua ederdim hocam. Sizleri tanıdım. Bir dost diledim. Rabbim cümle gönül dostlarına kavuşturdu. Çok şükür. Mübarek güzel olsun. Hizmetleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Allah kitaplar sanki hazine de yerinde hocam. Aynen öyle. Hani ben hani diyebilirim ki tamamen tezellüsüz ve mübalağasız olarak belki dünyanın en aciz insanıyım ama en zengin insanı gibi hissediyorum aynı zamanda. Tabii öyle hissetmemiz lazım. Allah-u Teala iman var, vermiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş, sevdiklerini sevdirmiş. Bundan daha büyük nimet olur mu? Tabii. Hüseyin İlmi Işık Efendimiz'den, Enver bin Nazif Efendimiz'den ve sizlerden Allah razı olsun. Amin cümlemizden efendim. İki sorum vardı hocam. Dinliyoruz. Bayanlar namaz dışında da çorap giymeli mi? Bir sorum da eşim için. Sünnet yerine kaza namazları kılınırken cuma namazını da mı aynı şekilde kılmamız gerekiyor? Bir de hocam son olarak dua isteyecektim. Allah-u Teala iki cihan saadet versin. Ailem için. Size de, sevdiklerinize de, ailenize de Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Sevdiklerinin sevgisini ihsan etsin. Sevdiklerinin karşısına çıkarsın. Amin. Dünya da ahirette ayırmasın. Amin. Amin. De. Bir de beni bu hak yola söz ile değil hal ile davet eden ablam için ve ailesi için dua ettim. Allah-u Teala onlardan da razı ediyorum. Olsun. Bir şey değil efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Hayırlı cumalar. Benim Osman Ünlü hocam. Müsaade buyurursanız iki sorum olacak. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Başta Osman Ünlü Hoca'dan kendi ailem, bir de hayırlı bir yuva kurabilmemiz için ben ve kız kardeşim için dua istiyorum. Allah Teala sizden de sevdiklerinizden de razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve hayırlı evlilik nasip etsin inşallah Teala. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Benim sorum da bununla ilgili olacak. Hocam bizim kardeşlerimiz biraz fazla. Benim ablalarım var. Evli, benden küçükler de evlendi. Ben ve benim bir kız kardeşim. Bize gelen adayları babam sürekli olarak ya eve kabul etmiyor, hani ya da şey yapıyor. Gelen eve gelen adaylara ne söylüyor bilmiyorum. Bir şekilde evlilik olayının gerçekleşmesine müsaade etmiyor. Hani bunu biliyor dinen
çocukların evlendirilmesi babanın ve annenin görevini olduğuna dair bir şey bilgisi var. Çok heyecanlıyım hocam, kusura bakmayın. Anlaşıldı efendim. Öyle de olunca ben babama karşı böyle davranışlar, baba anne baba hakkı olduğunu da biliyorum. Babama karşı böyle aşırı bir soğukluğum var. Yani gereken hizmeti yapıyorum ama istemeye istemeye. Hani babam madem bana böyle davranıyor, benim hakkımı gözetmiyor. Ben neden hani bunu yapıyorum? Şeytan vesvese veriyor. Hani o şekilde babamın da hakkına riayet etmiyorum. O yüzden çok üzülüyorum. Daha önce yaptığım duaların mı acaba yanlış mı dua ettim diye kendimi sürekli suçluyorum. Gelen adayları istemiyordum. Hani okulum falan vesaire olduğunu düşündüğüm için. Yok, merak etmeyin. Ben çok büyüğüm. Babam çok sürekli böyle hani yaşım da geldi geçiyor. Çok üzülüyorum. Üzülmeyin. Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiri vardır. Bazıları için vakit aynı şekilde geç olabilir. Benim dedem de çok geç evlenmiş. Onun için üzülmeyin. Allah-u Teala'dan hayırlısını istemeye devam edin. Babanıza da hüsnü zannedin ve iyi muamele etmeye çalışın. Oldu mu efendim? Peki efendim. Bir de hocam bir sorum daha olacaktı. Biraz kusura bakmayın. Bidat hakkında biliyorum, sürekli bilgi veriyorsunuz. Bir bilgi verme şansınız var mı? Bir de ellerini yüzlerine koyup göğsüne bırakan insanlar var. Ben de bunu yapıyordum. Ama bir programa tam denk hani tamamıyla dinleyemedim. Siz bunun yanlış olduğunu söylediniz herhalde. Tam emin değilim. Bunu yapmak doğru mudur? Ne derece doğru? Peki efendim. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı cumalar. Hayırlı amin programlar. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler. Selamünaleyküm. Buyurun efendim, dinliyoruz. Hayırlı cumalar. Amin size de efendim. Allah sizlerin razı olsun. Hocam ben bir şey hakkında soru soracaktım. Dinliyoruz. Nikah bahs üzerine. Eşim 22 yıllık evliyimden. Eşim sürekli zaten sinirlendiğinde beni kovan biri. Ama bunun üzerine oldu yani bir seneyi geçti belki de çok vicdanen rahatsızım. Üçleyerek din üzerine de beni boşadığını söyleyerek terkinde bulundu. Bunun üzerine tekrar özür diledi. İşte bir daha yapmayacağını söyledi. Ben çocuklarım adına biraz daha şans verdim ama vicdanen çok rahatsızım. Şu anda bizim nikahımız geçerli midir, bitmiş midir? Ha, huyuna hala devam ediyor, kızdığında yine beni gitmemi söylüyor. Bunu sormak istemiştim. Peki efendim. Bir de hukuki yola başvurduğumda eğer oğlum, 20 yaşında oğlum var, şahitlik ederse baba hakkına girer mi? Peki efendim. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Peki efendim. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz. Gusulde dedi, herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? Efendim ister zina sebebiyle olsun, ister meşru, ister gayrimeşru, hangi şekilde olursa olsun. İster başka şekilde olsun. Çünkü gusülün gerektirecek şey kitaplarda açık net şekilde yazılmış. Efendim işte şöyle olursa gusül böyle olur, şu şekilde olursa gusül şöyle olur, öyle bir şey yok. Gusül gerektirecek bir durum olmuşsa, evet, İster bu dinimizin bildirmiş olduğu meşru şekilde olsun, ister dinimizin gayrimeşru dediği yollarda olsun, hangi şekilde olursa olsun, bu cünüp olmuştur. Kadın olsun, erkek olsun, ikisinde gusül abdest alması lazım. Yok efendim işte şöyle olursa böyle olacaktır, bunun şekli değişik, yok öyle bir şekil falan değişik değil. Peki nereden çıkartıyorlar bunu? Cehaletten. Cahil, cahilliğini bilmiyor. Bilmediği için de fetva vermeye devam ediyor. Ağzından bir laf çıkıyor. Tabii canım, böyle olmasın, öyle olması lazım. Olur mu? İkisi de böyle olur mu? Olur mu ne şey ya? Olur mu ne şey? Yani ama efendim bazı şeylerde işte amden diye geçer mesela kitaplarda. Adam öldürmek denir, kasten, bilerek. Efendim sehven denir. Yani hataen. Sehven, hataen. Adam öldürmek. Ama netice itibariyle bunun ikisi de adam öldürdü. Tabii cezalar hafiftir. Cezaları birisi ağır, birisi hafiftir. Evet. Birbirinden bir şey. Farklı. Tabii. Birisi kasten namazı terk ediyor. Birisi unutarak terk ediyor. Veyahut da uyuyarak terk ediyor. İkisinin cezası aynı değil. Hatta birisine hiç ceza bile yok. İslamiyet diyor ki unutmak ve uyumak özürdür diyor. Özürdür diye bildiriyor. Yani bunları öğrendikten sonra bunları kaldırıp guslü, efendim işte böyle böyle cenabet olduğu zaman da gusülde de böyle farklılık var diye yorum yapmak, çok özür dilerim de yani İslam alimlerin kullandığı tabiri kullanacağım, ahmaklıktır buyuruyor. Niye? Anlamamaktır çünkü.
dini. Ya bir ibadetin içerisindeki hükümler bile bazen farklı olur. Onun için dinde yorum olmaz. Din nakil dinidir. Kitaplar nasıl bildirilmişse öyledir. Peki mesela nasıl ayrı olabilir falan diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Namazın içerisindeki hükümler. Mesela kıyamda okurken Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okuyorsun. Veyahut da Fatiha'da hata ettin. Veyahut da zamm-ı sureyi okurken hata ettin. Başa döndün. Bir iki sefer tekrar ettin. İşte rükûyu geciktirdin. Farzı geciktirdin. Kitapta yazıyor. Farzı geciktirmek secdeyi sehiv gerektirir. Ben şimdi geciktirdim mi? Orada buyuruyor ki kıyam için bildirilen hüküm. Kıyam kıraat mahalli olduğu için farzı geciktirmiş olmaz. Secdeyi sehiv de gerekmez. Evet. Kadede otururken ettahiyatı şaşırdım, bir daha aldım, bir daha aldım, salli barikleri karıştırdım, başa aldım. Orada gerektirir buyuruyor. Efendim yukarıda gerektirmiyor da aşağıda niye gerektiriyor? Sana ne bana ne ya? Allah Allah, dinin. Dini tebliğ eden, bildiren Muhammed Aleyhisselam. Dinin bildirdiği hükümlerde tartışma olmaz, yorum da olmaz. Öyle bildirdiyse öyle olur, bitti o kadar yani. Evet. Öyle bildirdiyse öyle olur. Dolayısıyla gusül abdestinde veya abdeste, işte sen çok günah işledin, sen içki içtin, sen zinakarsın, sen faiz alıp veriyorsun, senin abdestin de farklı olacak denmez. Yok öyle ya. Faiz alıp veren de, zina eden de, kumar oynayan da, içki içen de abdest de aynısı yani. Abdestin farzları dört tür, sünnetleri de bellidir. Gusül de aynı şekilde. Gusül de aynı şekilde. Müminse, fasık bile olsa, günahkar bile olsa, başka şekilde dinimizin hani meşru dediği, çok büyük günah dediği şekillerde de aynı şekilde bunu icra etmiş olsa cünüp olmuştur. Gusül alış şekli bellidir. 100 tane farzı var Hanefi mezhebinde. Ağza su vermek, buruna su vermek, bütün vücudu, bütün vücudu pak etmek diye geçer mesela bu sıraklığı. Yani yıkamak. O kadar yani. Bunda bir değişiklik olmaz. Dinleyicimiz aynı şekilde orada doğruyu söylemiş. Ha, halk arasında bir şey var. Ben çocukken duymuştum onu. Bu da uydurulmuş bir şey. Mesela şeyde şimdi Roman diyorlar. Hani çingenelerde. Yani bundan Müslüman olanı var, olmayan da var. Hristiyan olan bile var. Evet. Ama hiçbir dine bağlı olmayan da var. Öylesi de var. O zaman mesela o çingeneler üzerinden o misali veriyorlar. Hiçbir dine bağlı değilse, hiçbir dine bağlı değilse, bu işte Müslüman olduğu zaman tuğlanın üzerine aynı şekilde ayaklarını basacak. Tuğla suyu açacak. Tuğla eriyesiye kadar abdest alacak. Tuğla eriyesiye kadar abdest alacak. Yok öyle bir şey ya. Olur mu öyle şey? İster aynı şekilde hani Roman çingene veyahut da Çinli, Çinler de ateisttir. Japonlar putperest ateisttir. Yani hiçbir dine bağlı değil. Yani Müslüman olan da vardır Çinlerin. Hristiyan evet. olan da var ama çoğunluğu ateisttir. Yani ateist de, mason da, komünist de, putperest de Müslüman olduğu zaman aynı kusur alacak ya. Farkı yok. Ayağın altında, ayağın altına işte tuğla koyacak. Yok, birisi yarın çıkar. Yok canım işte onlar Müslüman olduğu zaman gusül için altına çelik tabya koyacak. Olur bir şey. Olmaz öyle şey. Yok öyle bir şey. Gusül aynı gusüldür. Yani hangi dine mensup olursa olsun veya hiçbir dine mensup değildir, ateisttir. Nefsine tabidir. Müslüman oldu. İslamiyet'in emri olan gusül alacak. Gusülün alınışı aynı, abdestin alınışı aynı, namazın kılınışı aynı. Efendim ben yeni Müslüman oldum, benim namazım farklı olması lazım değil mi falan. Yok öyle bir şey. Herkes aynı kılacak. Evet. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Ben dedi, sizi 7 aydır dinliyorum dedi. Siz dedi bir şey telkin ediyorsunuz. Samimiyetle Allah-u Teala'ya yalvarın. Allah-u Teala doğru kişiyi doğru kitap karşısına çıkartır. Yani bunda herhangi bir tereddütüm yok. Diyeceksiniz efendim sen kimsin ki tereddütün yok. Ya ben tereddüt olmayanların kitaplarını okudum. Onlara inandım. Onların kitaplarından naklediyorum. Ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiramın tereddüdü yok. Yakinleri var. Onlar buyuruyorlar ki bir kimse samimiyetle elini açar Allah-u Teala dua ederse. Onu ben ilave ediyorum. Vallahi de billahi de tallahi de Allah-u Teala talebini ihsan eder. Yaratır. Ya Rabbi ben sana doğru olarak iman etmek, doğru olarak ibadet etmek, sana hakiki bir kul olmak istiyorum. Efendim böyle istiyorum da. İstiyorsan açacaksın, kitabı okuyacaksın. Burada ne yazıyor? Böyle ama ben bu bluzu terk edemem ki, ama ben başımı kapatamam ki, ben işte ne bileyim çorapsız gezemem, çorap giyemem ki. Olur mu öyle şey ya? İslamiyet. Senin daha önce nefsine uygun olarak kılığın, kıyafetin, yaşayışın, oturuşun, yemek yiyişin, yatışın, kalkışın hepsini değiştiriyor. Ben yüzün kuyu yatarım. Yatamazsın. İslamiyet
uygun değildir diyor. Ya sağ tarafına dön pezi ya sol tarafına. Veyahut da aynı şekilde rahatsızsan sırt üstü diyor. Efendim işte sırtında yara var. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. O zaruret olacak aynı şekilde. Özür var, zaruret var. O ayrı bir mesele. Senin yemek yiyişinde ben keyfime göre yerim. Amuda kalkar ölerim. Hayır. Yemekten önce el yıkayacaksın. Yemekten sonra el yıkayacaksın. Besmeleyle başlayacaksın. Tuzla başlayacaksın. Tuzla bitireceksin. Doyuncaya kadar yiyeceksin. Doyduktan sonra yemeyeceksin. Haramdır diyor. Ölçüler bu. Ben istediğimi yerim. Hayır. İslamiyet'in helal dediğini yiyeceksin. Haram dediğini sakınacaksın. Seni belli bir kalıba sokacak. O zaman işte hakiki kul olursun. Yani Allah Teala buyuruyor ki yemede, içmede, giyinmede, yatmada, kalkmada, alışverişte, muamelelerde böyle davranacaksın. İslamiyet seni bir kalıba sokacak. Sen diyorsun ki ben olduğum gibi duruyorum, Müslüman olayım, hakiki kul olayım. Sen kendine kulsun ya. Hani Emel abiler Allah Teala rahmet eylesin bir söz söylerlerdi. İnsan iki şeyden birinin kuludur. Üçüncüsü yok diyordu. Evet. Allah Allah demiş. Üçüncüsü şeytan. Şeytan zaten nefsi şey yapıyor. Bir, ya Allah Teala'nın kuludur. Böyle kitapları açar. Böyle olacağım. Yalan söyleme diyor, gıybet etme diyor, dedikodu yapma diyor, suizan etme diyor. Tamam mı? Ya ben bu kalıba sokacağım kendimi, böyle olacağım, iyi bir kul olacağım. Veya yok canım ben gıybet de ederim, dedikodu da yaparım, arada içki de içerim falan, yalan da söylerim. Yani nefsine kulsun. Tercih sana ait. Allah-u Teala'ya kul olan cennete gider, nefsine kul olan da cehenneme gider. Allah-u Teala açıkça bildirmiş. Tercih, paşa gönlüm bilir, sana ait. Sana ait. Allah-u Teala da hani bugünkü tabirle söyleyeyim açık çek. Bana samimiyetle dua edenin duasını kabul ederim buyuruyor. İster dağın başında, ister denizin dibinde, ister çölün ortasında, ister 300 katlı binanın tepesinde. Nerede edersen et. Ama samimiyetle et. Samimiyetle. Efendim ben bilemem senin samimi olup olmadığını. Bir kendin bir de Allah-u Teala bilir. Ben bilemem. Ben üstüzan ederim. Ya Bahattin'e bak samimi dua ediyor derim. Bana bir zarar olmaz. Evet. Ama sen gayri samimiysen ben bilemem ki onu. Sen de beni bilemezsin. Sen de bilemezsin. Ama ben yakinen şunu da ifade edeyim. Böyle hücrelerime varıncaya kadar hissettiklerimin anında karşında gördüm. Rabbimiz böyle. Kitaplar böyle yazıyor. İnsan o konsantre diyorlar ya şimdi. Hakikaten o konsantre oluyorsun. Şey yapıyorsun. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başında. Hakikaten konsantre olmuştum. Ve iyi hatırlıyorum. Samimiydim de. O zata bir Fatih 11 ihlas okuduktan sonra ya Rabbi dedim bu zatın hatırı hürmetine. Ama samimiyetle inanıyorum bu Allah'a göre sevgili kulu. Peki ne oluyor? O geliyor bir garip bu salak diyor falan. Ondan sonra elini açıyor ya Rabbi diyor bir garip kulunun duasını kabul ediyor. O benim için dua ediyor. Onun duası sebebiyle de Allah'a göre yaratıveriyor. Sen gidiyorsun falan herkese gösteriş olarak edebe riayet etmiyorsun bilmem neye riayet etmiyorsun. Ben gittim ziyaret ettim ama bir şey olmadı. Olmaz daha da felaket olabilir. Edebe de dikkat edeceksin. Hürmet edeceksin. Saygı da göstereceksin. Laka loka da etmeyeceksin. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere, nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehl-i sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır.
onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim, Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız, temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan, açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın 5 şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikte. Hocam, 1. bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, hani dua ettim de diyor, iyilerle karşılaştım dedi ya dinleyicimiz. Samimi yani edince mutlaka Cenab-ı Hak ihsan eder. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Çünkü Rabbimizin vaadi var. Vaadi var. Mesela çok sıkıntısı olan zaba zaba şey yapıyor falan da. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde. İstiğfar edin, imdadınıza yetişirim. Ya her şeyin sahibi buyuruyor bunu. Evet. İstiğfar edin. Ben istiğfar ediyorum. Kusura bakma arkadaşım ya. Yani hani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki halis din ister Allah-u Teala. Halis ister. Öyle karışık kuruşuk defol mefolu yok. Evet. Hiç böyle birbirimizi kandırırız. Biz defolu mefolu kandırırız da ama hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız. Dolayısıyla defol olmayacak. Ivatsız, garatsız, tertemiz olacak, halis olacak. Evet. İşte böyle yapılınca, öyle de istiğfar okuyunca Allah-u Teala hasta mısın, dertli misin, sıkıntılı mısın, borçlu musun, işsiz misin, evlenemedin mi? Devam et, karşına çıkar. İhsan eder Cenab-ı Hak bir şeyler. Evet. Dinleyicimiz bir dedi ki bayanlar dedi namaz dışında da yani çorap giyecekler mi? Evet. Çünkü bazıları hani ayak müstesna diyen olmuş ise de tercih eden kabil kadınların ayaklarının örtülmesi. Namazı da örtülmesi, namaz dışında da. Peki efendim evin içinde de, ya evin içinde aynı şekilde başını açmasına bile izin verilmiş. Yani yabancı bir erkek yoksa, dedir kocası vardır, oğlu vardır, babası vardır, onların yanında aynı şekilde diyelim ki abisi vardır. Onların yanında aynı şekilde olabilir, o ona izin verilmiş, ruhsat verilmiş. Fakat ben enteresan, şimdi yaz geliverdi ya. Evet.
Erkeği de kadına da öf püf 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 püf. Şortla dolaşıyor böyle. Allah Allah. Ne oluyor? Çok sıcak. Garibime giden ne biliyor musun Bahattin'e? Bahattin Bey. Ne kadar sıcaklık? Diyelim ki 35 derece oldu. Efendim onu biz 40 derece. 40 derece oldu. Biz onu 45 derece hissediyoruz. Evet. Efendim işte nefes alamam. Tamam. Ya arkadaşım kitaplarda açık net buyuruyor ki şu dünyadaki bu ateş, ateş 70 defa soğutularak dünyaya gönderilmiş. Peki burada 40 dereceye, 30 dereceye böyle öf pef 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 püf 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 diyeceksin de. Ya işte İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ya ahmaklık bu diye. Ya cehennem ateşi hayal bile edemezsin. Niye hazırlık yok? Ha inanmıyorsun, inanma. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri nefse nasihatte buyuruyor ki nefsine ey nefsim diyor. Hani diyor sıkıntıya gelemem diyorsun diyor. Bari diyor ölümü inkar etme diyor ya. Ölümü inkar etme. Ölüm var. Ölüm var. Ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim. Ne ölmeyeceğim ya falan. Ben babaanneme takılırdım falan işte yürürken şey yaparken kadıncağız dizinden. Dedi nene atlayıver falan filan. Gülerdi kadıncağız. Oğlum dedi ömrün orta dedi. Benim yaşlarıma gelirsen anlarsın. Nenemin yaşlarındayım şimdi. Şimdi iyi anlıyorum. Benim diyorsun. Nasıl senin ya? Nasıl senin? Diz gitti, göz gitti, kulak gitti, saç gitti. Yani şeyde cildin de aynı şekilde değişiyor. Hani senin de değiştirme. Değiştirme. Yaşın ellerinde yaşlılık geliyor. Ondan sonra yürümekte zorlanıyorsun, görmekte zorlanıyorsun, işitmekte zorlanıyorsun. Hafıza zayıflanıyor, zayıflıyor. Şey neydi ya o şey neydi ya o deyip duruyorsun. Değil mi? Hani senin de sahip ol, verme, gitmesin. Senin değil. Kendi isteğinle bu dünyaya gelmedin. Kendi isteğine de gidici değilsin. Allah'ın dilediği noktaya kadar kalacaksın. Gençlikte, ondan sonra çocuklukta, yaşlılıkta, orta yaşlılıkta neyse hepsi birer imtihan. Onun için dediğim büyükleri evliya-i kiram bunun için feryat ediyor. Hazırlıklı olun diye. Hadise bundan ibaret. Efendim onun için kitaplar ne yazıyorsa onu okuyacağız. Efendim kazası olan beyim soruyor dedi. Cuma namazını kılarken nasıl hareket edecek? Cuma'nın ilk sünnetine ilk kazaya kalan önemli farzı diye niyet eder. Olsa zaten iki rekat cemaatle Cuma'nın farzı kılınacak. Niyetim Cuma namazının farzını kılmıyor. Uydum imama diyeceğiz. Ondan sonra serbestsin. Cuma'nın son sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzına diye niyet edersin. O zuhru ahire çünkü şu anda Cuma'nın şartları tam tahakkuk etmiyor. Etmediği için herhangi bir camide kıldığımız Cuma sahih olmayabilir. Hanefi alimler buyuruyor ki Cuma sahih olmazsa o kimsenin üzerinden öğlen namazı sakıt olmaz. Düşmez. Bunun içinde o dört rekatlık zuhru ahire niyet ettim üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diye niyet edilir. Peki efendim cuma sahih olduysa bu ilk kazaya kalan bir öğle namazının farzını yerine geçer. Peki kaza borcu yoksa mağfile olur değişmez yani. Son iki rekatta ilk kazaya kalan sabah namazının farzına diye niyet edilir. Bu kadar yani. Evet. Efendim gelelim diğer dinleyicimize. Biz dedi kardeş fazla dedi. Yani evlenen ablalarımız var kardeşlerimiz. Ben dedi evlenemedim dedi. Yani dünür geliyor fakat dedi babam ne diyor ne ediyorsa dünürler dedi bir daha gelmiyor. Ben dedi bu sebepten dolayı dedi hani dedi buğz ediyorum falan. Babasına buğz etmesin. Tövbe istiğfara devam etsin. Ya Rabbi dinini bilen seven kimselerle karşılaştır. Hayırlı evlilik nasip et diye. Evlenmek için evlenmek uygun değil. Erkek için de kadın için de kız için de. Evet. Hayırlısını istesin. İnşallah Teala hayırlı bir kısmet çıkar karşısına. Bir de mesela dedi bu dedi karşılaşınca eli göğüse koymak. Veyahut da müsafaha ediyor tekrar elini göğsüne koyuyor. Bunlar bidattır kitaplarda yazmıyor. Şeyler de yapıyor ya. Bu Amerikalılar da yapıyor. Eli göğüse koyuyor. Devlet erkanında falan iş gördün mü sen? Dikkatini evet. Çekti. Benim. Yemin ederken elini göğsüne koyuyor falan. Ama yani fıkıh kitaplarında el sünnet alimleri kitaplarını hiç rastlamadım. Hatta men ediliyor. Hatta müsafaha ettin elini göğsüne götürüyor falan. Rahmetli annem bir gün ondan yaşça büyük bir kadın gelmişti. Geldi böyle ikisi böyle. Tamam müştefa yaptılar. Müsafaha ediyorlar. Ellerini yüzlerine sürüyorlar. Göğüslerine sürüyorlar falan. Kapı çıktı ben de görüyorum. Annem de büyük bir kadıncağız. Yaşlı bir kadıncağız. O kadıncağız gelince anne ne yaptınız? Şimdi? Onun dedi işte dedi, müsafaha ettik. İyi dedim elinizi yüzüne sürüyor. Göğsüne sürüyor falan. Ne bileyim dedi herkes öyle yapıyor. Ha, herkes öyle yapıyor. Sebebini sormuyor. İyi bir şey zannediyor onu. Yani, kötülük onun için süratli yayılır. Halbuki sorgulaman lazım. Bir dakika diyeceksin. O yaptı sen yapmayacaksın. O sebebini sorursa ben kitaplarda rastlamadım. Sordum böyle bir şey yok dediler. Duysun o da.
Evet hocam. Bir de kafa, şimdi çok moda oldu kafa tokuşturmak. Ha, küt 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 kafa tokuşturuyor falan. Yani Allah'ım, misafir ediyor. Yani kitaplarda da yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla mesela şeyi söyleyiver. Tam İlmi Aleyhisselatü'nün bildiği kitabının selamlaşma bahsi var. Evet. Selamlaşma bahsi. Ya açık konu. Ve işin garip tarafı da okumaya yanaşmıyoruz biliyor musun? Ama sen de şahitsin. Hani Mustafa Bey olmadığı zaman yayına da giriyorsun. Yayından sonra gene telefonlara da bakıyorsun. Kitabı okuyan sorusuyla okumayanın sorusu farklı oluyor değil mi? Evet. Kitap okumaya başlayınca hali de değişiyor. Anlayış da değişiyor. İdraki de değişiyor. İdraki de değişiyor. Efendim peki niye kitap okuyamıyoruz? Çünkü o kitapta hakikatler yazılı. Nefis de o hakikatlerin öğrenilmesini istemiyor. Evet. Niye? Kendi isteklerine darbe edecek çünkü. İstemiyor. Peki muhalefet eder, nefsine muhalefet eder. Başlarsa Allah da ne yardım eder. Önce nefs karmı kar falan ama hatta uyku bile getirir. Ya ben oturdum mu 100 sayfa, ya öyle palavra atma. Yarım sayfa oku arkadaş. Öğren. Yani. Hatta tam İlmi Aleyhisselatü Bedi'nin o bir sayfasını üçe böl ya. Üçte birini bir oku. Sonra yarıya çıkarsın, sonra bire çıkarsın. Sonra zevk aldıkça iki, üç. Okuyabildiğin kadar okursun. O ayrı bir mesele. Ama hani bazılar diyor ki ben var ya bir namaz kılarsam var ya. Ya sen bırak aynı şekilde var ya var ya falan. Başla arkadaş başla. Hani büyüklerden bir zata birisi bir genç gelmiş. Efendim demiş hep anlatıyorsunuz söylüyorsunuz demiş yani. Son nefeste bir kimse la ilahe illallah dese imanlı gider mi? Elbette yavrum buyuruyor. Bu kadar zor mu? O da soruyor yavrum diyor ne zaman öleceğini biliyor musun? Bilmiyorum efendim diyor. Biraz sonra ölebilir misin diyor. Tabii diyor ölebilirim. Niye şimdi başlamıyorsun la ilahe illallah demeye? He ben ileride namaz kılacağım. Namaz kılacaksan niye kılmıyorsun şimdi? Niye başlamıyorsun? Bunu annene babana veya başkasına hava atmak için değil. Allah Teala'nın emri olduğu için. Sen merak etme. Bunun hesabı sorulacak senden. Arkadaşların efendim bana ne der falan feşmeken ne der diye. Kız arkadaşlarından aynı şekilde çekinerek örtünmüyor. Oğlan aynı şekilde arkadaşlarından şey yaparak içkiyi bırakamıyor veyahut da namaz kılmıyor falan bana bir şey diyecekler falan. Senin o arkadaşların ölürken sana yardım edebilecekler mi? Bir. Zaten namazsız, niyazsız yani fasık olan hele dinsiz olanlarla arkadaş olanlar o arkadaşlardan darbe yemedikçe de ölmezler. Seni cehenneme götürüyor ya. Seni cehenneme götürüyor. Allah bela korusun. Böyle Amin. Arkadaş mı olurmuş? Arkadaş dediğin seni cennete götüren olmalı. Seni cennete götüren olmalı. Efendim benim çok arkadaşım var. Çok arkadaşın değil, sağlam arkadaşın lazım arkadaşım. Hani Necip Fazıl Kısakürek, o Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri için söyleli, istemem nakli cenazemde çelengi ahenk debdebeyle gidilecek yer değildir makber bir beyti var. Evet. Beyt var onu. Mevlana Hazretleri'ne atfediyorlar ama kesin bilmiyorum. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek de buna benzer söylüyor. Ben de diyor aynı şekilde öyle diyor. Deptebe istemiyorum diyor cenazemde. İnanmış dört adam diyor. Tabutun evet. Dört tarafından hatırlasın değil mi? Evet. İnanmış dört adam. Yani Ehl-i Sünnet dört adam. Bu nasıldı diye orada. Bunların şehadetleri önemli. Ehl-i Sünnet itikadında beş vakit namazını kılan. Biz biliyoruz bu namaz kılıyordu. Haramdan elinden geldiği kadar sakınıyordu. Bu Allah-u Teala'ya iman ediyordu. Biz şehadet deriz. Allah-u Teala onların şahitliğini kabul ediyor. Öbür tarafta 100 tane fasık veyahut da 1000 tane. 100.000 tane. Nasıl adam? Ey beliriz. Nereden bilirsin? Neyi bilirsin? İyi diye Allah-u Teala'ya iman eden, Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınana denir. Sen zaten sakınmıyorsun. O da sakınmıyordu. Sen iyi demekle o iyi olmaz ki. Kurtaramazsın cehennemden onu. Evet. Dört inanmış adam iyi derse olur. Tamam. Yoksa olmaz ya. Yoksa olmaz. Onun için de namazda, oruçta, şeyde hani bidattan sakınan ondan sonra ibadetlerini, Ehl-i Sünnet alimlerini şey yapan böyle arkadaş, böyle çevre bulmak için gayret sarf etmeli. Ve seviyorsak, tanıyorsak yanlış bir şey yaptığı zaman kitaplarda bu yok demeli. Kabul eder, etmez, etmez beni ilgilendirmez. Öyle olmuş olsa biz 20 seneden fazladır yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Efendim işte ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün 13 sene anlattı da 85, bir rivayette 185 kişi iman etti ya. Ondan daha güzel anlatan var mı? Ondan daha güzel insanlara yaklaşan var mı? Ondan daha güzel diyalog kuran var mı? Yok. Çünkü Allah-u Teala övüyor onu. Evet. Öyle yaratmış. Dolayısıyla efendim niye bu kadar olmaz? Beni ilgilendirmez. Çünkü Allah-u Teala bana da soracak, bize de soracak. Siz anlattınız mı? Biz anlatırız. Kabul eder, reddeder. Kabul eder, sever.
reddeder, söver. Tercih ona ait, herkes hesabını ahirette verecek. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. 22 yıllık evliyim dedi. Yani dedi kocam sinirli birisidir dedi. Bazen böyle işte defol git bilmem ne falan filan. Böyle sözler söylüyor. Şimdi efendim eğer korkutmak niyetiyle bunları söylüyorsa o anda. Veyahut da çok sinirlendi. Sinirlendiği zaman ağzından çıkanı daha sonra hatırlamıyorsa. Nikah bir zararı olmaz. Nikah bir zararı olmaz. Şimdi bir de dinleyicimiz orada bir şey daha sordu. Mesela mahkemeye intikal etse anne baba arasındaki şeyde çocuk oğlan geldi. Şahitliği kabul ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum da. Ha, sadece dinliyordur hadiseleri şey yapmak için. Şimdi orada çocuk doğruyu söylerse. Annem böyle, babam böyle. Annem böyle dedi, babam böyle dedi. Babam böyle davrandı. Bunları söylediği zaman anne hakkı baba hakkı olmaz orada. Adaletin tezahürü için gördüğünü ve duyduğunu söyler. Evet. Orada kimsenin hakkı hukuku söz konusu olmaz. Şimdi hani dinleyicimizin birazcık meyli mahkeme falan filan diyor da çocuklar da var. 22 sene çekmişsin. Ha nikah konusunda tereddüt var. O da dua etsin. Otursun namazların arkasına. Ya Rabbi hidayet nasip et. Hayırlı kimseler karşısına çıkar. Dinini bilen kimseler karşısına çıkar diye dua etsin. Eğer böyle dua ederse bakarsın beynin karşısına böyle birisi çıkar. Seni beni de geçecek birisi olabilir. Allah kere yar ve yardımcılar olsun. Malik versin inşallah Teala. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.